Ödüllü tasarımları hiç anlatmadığım konusunda bir takım talepler oldu. Gerçekten hiç ödüllü tasarımları anlatmadığımı ben de fark ettim. Dolayısıyla biraz böyle geçmişe giderek çok ilgi gören, çok soru sorulan seri başlatalım istedik. İlk ürünümüz de Fire Knight. Bu Fire Knight aşağı yukarı 10 yıl önce yaptığımız bir proje. Pek çok uluslararası yarışmada ödül aldı ve pek çok habere de konu olan bir ürün. Fire Knight'ın aşağı yukarı tasarlanıp ve ortaya çıkma tarihi ilk bundan yaklaşık 10 sene önce 2011. Bu gördüğünüz aracı 2011'de susuz orman yangını söndürmesi amacıyla tasarladım. Bu aracın en büyük özelliği gelecek için tasarlandı. Yapıldığı dönem itibariyle oldukça yenilikçi değerler ifade ediyordu. Suyun olmadığı bir dönemde veya su tüketmeden orman yangını söndürmeyi hedefleyen bir takım prensiplere dayanıyor. Temel prensibimiz şu, arkada bir kazıcımız var. Bu kazıcı yardımıyla orman, toprağı, torf, yumuşak malzeme. Bu 1.80'e kadar aşağı inebiliyor. Bu burada gördüğünüz kırıcılar vasıtasıyla orman toprağını çürütüyoruz. Buradan emiş yapıyoruz. Bir elektrik süpürgesi gibi. Bu bölgeye alıyoruz malzemeyi. Ve 5 mm altı malzemeyi bünyede tutacak. Kalanları da şuradan dışarı atacak şekilde düzenlenmiş bir parça toplama sistemi var. Ondan sonra içinde basınç tankları var. Bir dizel jeneratör var. Bir kum deposu var. Temel prensibi ormanın kendi toprağını hızlandırarak partikül prensibiyle ateşi parçalamaya dayanıyor. Su kullanmıyor. Dolayısıyla ve orman yangınını veya ateşi söndürmek için kullandığı ormanın doğal malzemesini tekrar ormana bırakıyor. Yani biz aslında burada hızlandırılmış bir rüzgar erozyonu oluşturuyoruz. Bu aracın mekanik sistemini de tasarladık. Burada her tekerde bir tane hub motor var. İşte bunlar 96 beygirlik hub motorlar. Dolayısıyla bu araç 540 beygir, 6 çeker bir araç, elektrikle çalışıyor. İçinde bir dizel jeneratör var, kum tankının altında. İçinde 10 tonluk bir kum tankı var ya da partikül tankı diyelim. Bu tankın altında izole bir şekilde korunuyor. Bu dizel jeneratör hem araca gereken elektrik desteğini veriyor yürümesi için. Durduğu zaman da gene jeneratör marifetiyle bu ateşe püskürtme olayımızı sağlıyor. Bu bizim Fire Knight dediğimiz aracın en büyük özelliği yangından önce, yangın sırasında ve yangından sonra kullanılabilecek bir araç olarak tasarlandı. Burada gördüğünüz kenardaki nozzle'lar yardımıyla orman yangınlarının yoğunlaştığı periyotta yollara, yani orman yollarına kum püskürterek, yani ormanın kendi toprağını, elenmiş toprağı püskürterek yanma potansiyeline sahip pasif malzemeyi nötralize ediyoruz, üstünü örtüyoruz. Dolayısıyla arabadan atılan izmarit, işte sönmemiş kirbit gibi yanıcı özelliklere sahip veya uçuşan bir takım yanıcı malzemenin potansiyel yangın tehlikesini azaltıyoruz. Çünkü kuma düşecekleri şekilde. Bu yangından önceki eylem tarzımız. Dolayısıyla bu araçlar gündelik olarak orman yollarında gezerek yerlere kum püskürtme kabiliyetine sahip. Yangın sırasında görüldüğü gibi ateşe yaklaşık 180-200 metreden kum püskürtebiliyoruz. Bu da yanan malzemeyi parçalama özelliğine sahip. Aynı zamanda anız yangını dedikleri çalı çırpı yangınında da veya işte bushfire dedikleri şeyde bu partiküllerin o kurumuş otları kesip üstünü örtme özelliği var. Veya yanan parçaları örtme özelliği var. Böylece hem oksijen saturasyonunu düşürüyoruz, hem tozuduğumuz için hem de üstünü kapattığımız için oksijen teması kesildiği için böylece yangının şeyi ortaya çıkması için gereken 3 koşulun birer birer ortadan kaldırılmasıyla etkili bir yangın sönmüşü haline geliyor. Bir de dediğim gibi tamamen çevreci. Çünkü su hem giderek değerlenen hem de çok sıcak ortamda hızla buharlaşma eğiliminde olan bir şey. Bir de orman yangınlarında
kullanılan işte suyun nereden alındığı da çok önemlidir. Yani gölden aldığınız veya denizden aldığınız bir su en az yangın kadar zararlıdır. Dolayısıyla bu sistemin doğaya hiçbir zararı yok. Aksine karbonlaşma sürecini de hızlandırdığı için etkili bir araç. Bu aracın en büyük özelliği ateşe yaklaşabilir. Reflektif bir alüminyum yüzeyi var bunun üstünde. Buradaki pancur kayarak iniyor araç güvenliği için. Uydu kontrolü var. Bu sistem dönerek aşağı yukarı 180-200 dpi ile 5 mm altı malzemeyi hızla ateşe yöneltip aslında iğne yaprakların ağırlıkla yandığı orman yangınlarında kabuğu tıraş ederek hem de ağacın kurtarılmasına da bir şekilde etken olabiliyor. Aynı şekilde tarla yangınlarında işte kuru otları yakma sürecinde onlara gerek duymadan kuru otları keserek üstünü örterek bu karbonlaşma şeyine de katkı sağlayan oldukça etkili bir araç. 2011 yılında tasarlandığı zaman dünyada önemli orman yangınları vardı. O dönemde bir fikir üstünden başlayan 1-1,5 senelik bir periyotta geliştirdik. Amerika'da International Design Award, Green Awards, ondan sonra ve Avrupa Birliği'nin tasarım yarışmalarında birden fazla ödül aldı. Çok ilgi gördü. Ülkemizde üretilmesi için bir takım girişimler olmasına rağmen pek çok başka fikir gibi arkası getirilemeyen ama ürün olarak hala çağdaş bir çizgisi olan bir ürünümüz. Motorlar elektrikli, mekanik aksamda da bir takım özel tasarım şeyleri var, katkıları. Bunun iç alan düzenlemesi ve özellikle bu aracın içi, arayüzlerine kadar her şeyini tasarladık. Yani şu anda üretilebilir gözüken bir araç. Yurt dışından da çok ilgi gördü ama maalesef hala işte bekliyor. Bu da bizim Volitan'dan sonra başlayan serüvende benim hala çok beğendiğim önemli bir araç olarak şeyde duruyor. Gördüğünüz gibi. Bu aracın bir küçük özelliği daha var, onu da söyleyeyim, toparlayayım. Yangın bittikten sonra yanmış ağacın yanına gelip kendine kum deposu oluşturmak için kum kazarken ağacın yanına bir delik açıyor. Oraya da getirip yeni ağacı dikebiliyorsunuz. Yani bu aynı zamanda hem kazıcı hem de delici özelliğini de orman yangınından sonra kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla yanmış bölgede yere delik açıp ondan sonra ağacın yerini hatta ormanın dokusunu da bozmadan tekrar ağaçlandırma faaliyeti yapabilecek özelliklere sahip. Her türlü yüzeyde yürüyebilecek özellikleri var. Önünde bir itici var. Yani devrilmiş ağaç veya ona benzer şeyleri itmek için düzenekleri var. Değişik eğimlerle tırmanma özelliği var. Oldukça ilginç bir araç. Gördüğünüz gibi hala son derece çağdaş bir çizgisi var. Elektrikli etkili bir yangın sönücü bahsettim. Böylece bu ürünü de tanıttım. Bu videonun içinde yer alan yarışma videoları ve çizimleri de inceleyebileceğiniz şekilde bu videonun içinde sunuluyor. Dolayısıyla ürünümüz bu şekilde hayata geçirildi. Çok ilgi gördü. Çok yer aldı. Değişik nedenlerden dolayı herhalde henüz hayata geçmedi ama her an geçebilir. Suyun giderek kıymetlendiği bir dünyada sanıyorum bu tip araçlar kaçınılmaz olarak geleceğimizde yer alacağını düşünüyorum. Pek çok başka ürünümüz gibi yapıldıktan aşağı yukarı 8-10 sene sonra böyle de bir ürün varmış dedikleri çizgideki ilk üründür. Hala güncelliğini koruyor, ilgi de görüyor. Bu vesileyle bunu da ben size tanıtmış oldum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.